Çok değerli katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri, Avrupa'nın en büyük ihracat konferansına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü artırmak, haksızlıkların giderilmesi mücadelesini vermek ve iktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiş olan ASKON, misyonu gereği rehberlik ve öncülük gayesine uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir. Bugün bu ülkeden hareketle e-ihracat platformu ile birlikte Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansını gerçekleştirerek müteşebbis iş adamlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle bizlere bu mutluluğu yaşatan ve programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. E-ihracat son dönemlerin en çok konuşulan ticaret platformu. Bu konuda müteşebbislerimizin çağın gerekleri ile hareket ederek bu pazarı yakalaması gerekiyor. Zaman bu pazarı daha geniş kitlelere yayarak uluslararası arenada daha çok söz sahibi olma zamanıdır. İnşallah bu program ile bir nebze olsun bu hedefe katkıda bulunmak bizleri mutlu edecektir. Tüketicilerin aradıkları ya da keşfetmek istedikleri ürünlere ülke ülke gezmeye gerek duymadan ulaşılabilmelerini imkan sağlayan e-ihracat sayesinde binlerce farklı çeşidi çok kısa bir süre içerisinde inceleyip satın alma kararı verilebiliyor. İşletmelerin tarafından bakıldığında ise geniş kitlelere eriştirmeyi kolaylaştıran sınır ötesi ticaret, şehirden ve hatta ülkeden bağımsız biçimde hizmet sunarak satış oranlarını artırmayı da mümkün kılıyor. Bu doğrultuda giderek yükselen bir trend halini alan e-ihracatın 2020 yılına kadar pazar değerini 3,5 trilyon dolara çıkaracağı öngörülüyor. Ayrıca e-ihracat tüketici nüfusunun önümüzdeki 3 yıl içerisinde 2,5 milyara ulaşarak toplam dünya popülasyonunun neredeyse %30'unu oluşturması bekleniyor. Tüm bu veriler ışığında fırsatları değerlendirmek isteyen e-ticaret firmalarının trendi bir an önce yakalayarak dünyaya açılmaları gerektiğini rahatlıkla savunabiliriz. Pazar bu kadar büyükken ülkemiz bu konuda nerede diye bakarsak, devlet politikaları ile de desteklenen e-ihracatın Türkiye'de birkaç yıl içinde katlanarak büyüyeceği tahmin ediliyor. Özellikle Rusya, Orta Doğu ülkeleri ve Hollanda'nın da içinde bulunduğu pek çok ülkede tüketicilerin sınır ötesi e-ticarette Türkiye'yi öncelikli olarak tercih etmeleri de bu gerçeği doğrular nitelikte. Dünyamız yükünü almış halde. Bugün ticaret bir tık ile gerçekleştirilebiliyor. Önemli olan ürünü kaliteli üretebilmek ve pazarına sunabilmek. Günümüzde rekabet şartlarının zorlaştığı yadsınamaz bir gerçek. Bugün Çin'den siparişi verilen bir mal 24 saat içinde ülkemize alıcısına ulaşabiliyor. Ticaretteki komşularımız bir tıkla
Ahmet'in, Ayşe'nin yanı sıra Juan, Kim, Edward ve Ivan oldu. Elbette bu da rekabeti artırıyor. Ülke olarak hamdolsun istikrarlı bir ekonomi yapısına sahibiz. Ticarette de dünya markaları ile yarışabilecek konumdayız. İş adamları olarak bizler her daim sürdürülebilir, istikrarlı ve büyüyen bir ekonomiden yanayız. Türkiye belirsizliklerden kurtulup önüne bakmalıdır. Önümüzde erken bir genel seçim var. İnşallah bu seçimde de önceki seçimlerde olduğu gibi demokrasimiz güzel bir sınav vererek çıkacaktır. Ülke gündeminden bu süreci bir an önce çıkartarak öncelikli konularımıza dönmeli. Türkiye'nin de daha da büyüyebilmesi için yolumuza devam etmeliyiz. Bugün burada birbirinden değerli katılımcılar ile A'dan Z'ye e-ihracatı konuşacağız. Bu iki günlük programın bizlere çok şey katacağı kanaati içerisindeyim. Bu vesileyle konferansımızın gerçekleşmesinde büyük emeği olan e-ihracat platformunun değerli yetkilileriyle, programa destek veren değerli sponsor firmalarımızın yöneticilerine teşekkür eder, siz değerli katılımcılara en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunarım.